Daha önceki videolarda size oranı 2'ye 1 olmayan daha enteresan bir basit formül bulma örneği yapacağımızdan söz etmiştim. Şimdi o örneği yapacağız. Elimizde bir miktar madde olsun. Bir paket ya da iyisi mi bir şişe diyelim. Belki de maddemiz sıvı haldedir. Bileşiğin kütlece yüzde %2,04'ürün hidrojen 65,3'ünün oksijen ve yüzde 32,65'inin kükürt olduğunu biliyorum. Gelin şimdi bu bileşiğin basit formülünü bulalım. Öncelikle ne yapmamız gerekiyordu? Diğer örneklerde de olduğu gibi bileşiğin kütlesini 100 gram kabul edelim. Bileşiğimiz 100 gram olsun. Güzel bir sarıyla yazalım. Elimizde 100 gram bileşiğimiz var. Peki bunun ne kadarı hidrojen? Hidrojen kütlece %2,04 oranında bulunduğuna göre hidrojenimizin kütlesi 2,04 gram olur. Oksijen 65,3 gram, kükürt de 32,65 gram olur. Şimdi de mol sayılarını belirlememiz gerekiyor hidrojenin, oksijenin ve kükürdün kaç mol olduğunu bulacağız. Bu mol sayılarının oranından da bileşiğin basit formülünü belirleyeceğiz. 1 mol hidrojen kaç gramdır? Bunu yazalım. 1 mol hidrojen. Hidrojenin kütle numarasının 1 olduğunu zaten biliyoruz. Hidrojenin doğada farklı izotopları bulunsa da, bolluk oranı en fazla olan izotopun çekirdeğinde nötronu yok. Sadece bir tane protonu var nötr haldeki bir tane de elektronu olduğunu biliyoruz. Çekirdeğinde sadece bir tane protonu var dedik. Dolayısıyla kütle numarası da 1'dir. Bu yüzden atom kütlesine de bir atomik kütle birimi diyebiliriz. Peki, 1 mol hidrojenin kütlesi nedir? Eğer elinizde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu varsa, Hidrojenin kütle numarasını mol kütlesi olarak kullanabiliriz. Yani 1 mol hidrojene 1 gramdır diyebiliriz. Baktığımızda elimizde 2,04 gram hidrojen atomu olduğunu görüyoruz. Molünü bulacak olursak 1 gram 1 mol olduğuna göre 2,04 gramı 2,04 mol eder. Dikkat edin. Bu bize hidrojenin kütlesinin kaç gram olduğunu söylüyor. Bu ise kaç tane hidrojen atomu olduğunu söylüyor. Hatırlayalım. Bu 2,04 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu demektir. 2,04 mol hidrojen. Şimdi oksijene bakalım. 1 mol oksijen. Oksijenin mol kütlesi nedir? unutmuş olabiliriz. Periyodik tablodan hemen bakalım. İşte burada. Oksijenin kütle numarası 16. Yani 1 mol oksijenin kütlesi 16 gramdır. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu 16 gramdır. Şimdi de mol sayısını bulalım. 65,3 gram oksijenin kaç mol olduğunu hesaplayalım. 65,3 gram oksijen. 1 molü 16 gram olduğuna göre bunu 16'ya bölmeliyiz. Bölü 16, 4,08125. Çok küsuratlı olmasına gerek yok. 4,08 mol diyelim. Oksijenle aynı renkte yazayım. Oksijenin molü 4,08. Peki ya kükürt? Kükürdün atom kütlesine bakalım. Kükürdün kokusu aklımızda kalan güçlü kokulardan biridir. Bir arkadaşımızı ziyaret ederken yol üzerinde kükürt işletmelerinin yakından geçmek zorunda kalıyoruz. Kokusu bir yana kükürt birçok alanda kullanılan faydalı bir element. Aslında orada yaşayanlara sabır diliyorum. Çünkü bence kükürt çürük yumurta gibi kokuyor ve gerçekten dayanılmaz bir şey. Her neyse son olarak bir mol kükürde bakıyorduk. Periyodik tablodan kükürdü bulalım. Kükürdün atom numarası 32. Bu da 1 mol kükürt atomu 32 gram demek oluyor. Buraya yazalım. 1 mol kükürt 32 gram. Peki bizim elimizdeki kükürt kaç mol? Birden biraz daha fazla olacak. Ama hesaplayalım. Bulduğumuz diğer mol değerleri küsüratlı. Kükürdün kütlesi 32,65 gram. Bunu kükürdün mol kütlesine böleceğiz. 1 mol'de 32 gram. Bölü 32. 1,02. 1,02 mol kükürt. Bu da hidrojen olacaktı. Bulduğumuz mollere bakacak olursanız çok kolay oran bulabileceğimiz değerler olduğunu fark edeceksiniz. Bu mollerle çok kolay oran belirleyebiliriz. Aslında bu örneği daha önce yapmıştım ve böyle çıkacağını da biliyordum. Yine işe yaradı yani. Her 1 mol kükürt yani her 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane kükürt atomu için 2 mol hidrojen atomumuz var değil mi? Oranların 1'e 2 olduğunu görüyorsunuz değil mi? 1,02'yi 2 ile çarparsak 2,04'ü buluruz. Ve her 1 mol kükürt atomuna karşılık 4 mol oksijen atomu bulunur. Bunu 4 ile çarparsak sonuç 4,08 olur. Şimdi de hidrojen, kükürt ve oksijenin oranını yazalım. Her bir kükürt atomuna karşılık 2 hidrojenimiz ve 4 oksijenimiz var. Bu durumda bileşiğimizin basit formülü 1 kükürde karşılık 4 oksijen var. İşte bu sülfürik asit üzerinize dökülmesini en son isteyeceğiniz maddelerden birinin basit formülünü bu şekilde bulmuş olduk. Umarım bu örnek sizin için faydalı olmuştur.